Babam İTÜ mezunu ve burada öğretim üyesi. Ben de bu okul mezunuyum ve burada öğretim üyesiyim. İkinci jenerasyon İTÜ'lüyüm. Yani yaklaşık 90'lı yılların başından beri, o zamanlar 7-8 yaşından beri bu üniversiteye geliyorum. O zamanlar tabii çocukken daha çok işte bilgisayar kullanmak, o zamanın yeni teknolojisi, basket oynamak, kampüsümüz güzel çünkü bayağı burada spor faaliyetlerinden faydalanmak gibi sebeplerle özellikle yaz tatillerinde gelirdik. Sonra zamanla tabii işler ciddileşti, üniversite hayatı, sonra akademik hayat derken bugüne kadar geldik. Yani İTÜ'lü olmak bu kadar içinde olunca bir aile, yani bir aile olarak ifade edebilirim. İTÜ, şimdi az önceki ilk soruya geleceğim. İTÜ dendiği zaman işte bu kadar içselleştirdiğiniz zaman aslında zaten hayatınızın bir parçası gibi oluyor. Ben çocukluktan beri buradayım. Yakın tarihe de meraklıyım. Çoğu zaman İTÜ'nün kaderiyle ülkenin kaderinin kesiştiğini gördüm çok fazla. Hani tek cümleyle özetleyecek olursam bu üniversite, üniversitemiz yaşarsa Türkiye yaşar. ...250 senedik bir büyük bir marka. Her daim öncü, hep en önde, yol haritasını belirleyen ülkenin bir yapıya sahip. Dolayısıyla bu 250. yıl aslında bunun bir tescili olarak söylenebilir. Türkiye çok büyük bir ülke ama bir köy olarak düşünseydik ülkeyi, yani bir köye indirgeyebilseydik Türkiye'yi, kesinlikle İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi bu köyün okulu olurdu. Yani çünkü yetişen kadrolar ülkenin kaderini belirlediği için birçoğu zaman bu köyün okulu kesinlikle İstanbul Teknik Üniversitesi olurdu. İTÜ bir kere kurucu, kesinlikle bilimsel, bir de vizyoner diyebilirim.